أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Doğru düşünce malzemeleri bu hafta herhalde benim son. He? İyi olur ha. Öyle onu açık söyle. Yok çay içiyorsun ya. Ha tamam. Onun şeyi verdi. Boğaz için yarım doktor. Şimdi onu da demeden geçmeyeyim o konuşmaları. Bunu beşeriyet anlamış. Düşünen kafalar anlamış. Tamam. Fakat çıkmak için çırpınıyor diyor. Ruslat diyor bunu. Beşer bir kuyuya bir yola sevk edilmiş. Ama yok ya yani böyle uyanan o yolda giderken şöyle bir düşünün cadde. Yani firaktı diyoruz böyle. Tahtalarla çakılmış ama boşluklu. Sağında yol solunda atlar gittiğini kabul et böyle. Sığırlar gidiyor. Bazıları yani ekseriyet mutlaka %99.9 gider. Bilmez ki ama bir insem geçsem. Böyle bir tahtalar arasında geçsem çıkacak değil mi o? Harun? Çıkacak yani. Bizim geliyor tahta var diyor. At. Veya sığır geçmiyor. Onu öldürüyor. Ha böyle neyse geçecek ya. Firaklı diyoruz ya. Firak. Beşer böyle bir sürü gibi sürükleniyor caddede. Tahtalar o kadar mesafeli ki tahtadır geçilmez diye o da sürüye kapılmış gidiyor. Sonra bu en akıllısı burası sürüdür ben de sürüye katıldım direniyordu sonra sürünün cinsinden olur o da yürüyor. Düşünmüyor ki ona şu biraz eğileyim de şu firaktinden şuraya geçeyim. Tamam. Şimdi bunu fark edenler bir çabalamışlar. Gayret etmişler. Kimisi felsefede çıkış ulaşmış. Kimisi Nirvana'yı bulmuş. Yani uğraşmış. Budizm'de mesela Nirvana. Ya, buna varmak için her şeyi terk etmiş. Mühendisse ki öyle basit insanlar değil. Oralara gidenlerin %99 değil %100'ü işte çırılçıplak oluyor. Orada ağaç kabuklarını sarıyor. Bilmem ne yapıyor. Yani kölelikten böyle kurtulurum diyor. Yani insanlığın, cemiyetin, medeniyetin namı altındaki mimsiz medeniyetin çapulcu talan etmesinden, köleleştirmesinden ancak kurtulurum diye düşünen insan. Bir tane basit adam göremezsin orada. Mühendisin dışında, doktordur, bilmem nedir. Gidiyor her şeyden sıyrılıyor şehrin kenarına. Her şeyini çıkartıyor, otları sarıyor, daha biliyor kendisini. Otlarla, böceklerle öyle yaşıyor. Yani köle olmaktansa demiş, bu şekilde doğaya iç içe yaşamayı tercih etmiş. Hiç olmayı, hiç yani. Onlar da Nirvana kabul etmiş. Budizm olsun, diğer öğretiler olsun, Shakyamuni Buda, Tao vesaire. Bu insanlar basit insanlar değil. Peki bu öğretileri dilene kadar uyuyor. Mesela Confucius var. Mesela Japon hukukçusu var eski. Neydi o? Meşhur böyle hukuk şeylerini koymuş. Bunlar basit insanlar değil. Peki nedir bu öğretiler o kadar ahlaka, dine uyuyor ki? Yani o zaman öbek öbek, bölge bölge dinler geliyordu, peygamberler geliyordu. Hükmü kalkınca başkası geliyordu. O hükmü kalkan peygamberlerin felsefeye dönüşmüş bir öğretidir. Onun için kaideler içinde ahlaki kaideler var yani, güzel şeyler var. Mesela Nirvana öyle yapmış. Mesela gitmiş İslam'daki 7-8 yapmış. Artık nasıl kurtulacağım diyor ya. Sıyrılmanın çaresini aramış. Her şeyi terk etmek dedi. Oysa her şeyi kıblesine koyamadı. Tamam, mesela üzülürsünüz, canınız sıkılır. Cemiyet, şuraya bak, öyle der, söz verir, yalan söyler. Sen katkı maddesini sattığın fırın diyor ki, pankart asmış, %100 doğal,
Organik ekmek diyor. Katkısız. Katkısız ama sen katkıyı sen satıyorsun. Ben satıyorum. Ve bu adam da cenneti umuyor değil mi? Hmm. Bak böyle. İşte bir gözün kör olacak, bir sağ, bir kulağın sağ olacak. Fazla kalan çalışmayacak. Yani nur talebesi olacaksın. Ya her şeyi değeri kadar kıymet vereceksin. Meşgul olmayacaksın. Zaruret kadar bulunacaksın. Allah Resulü'nün tabiriyle evine kaçacaksın. Kılıncını körleyeceksin, dilini körleyeceksin. Kılıncını körle, kılıfa koy, evine gir, kapıyı açma. Gir, uğraşma kimseyle. Yani bitmiş yani. Tebliğ bitmiş. Ancak zarur böyle şey olan. Peki biz ne yapıyoruz? İhtiyacı olan kardeşlere beraber birbirimizi tutunmak için birbirimize tutunuyoruz. O kadar. Öyle çıkayım şey yok. O zaman zarur olduğu kadar meşgul olacaksın. Ondan sonra uğraşmayacaksın. Şaşkınlık yaşamanın sebebi insan kabul ettiğindendir. İnsan suretinde şeytanlar var. Görmüyoruz. Görmüyoruz. Ondan sonra hayvanlar var. Şunu da söyleyeyim, geçeyim. Geçmiş kavimler helak olmuş. Geçmiş kavimler Allah bir kısmını yere dibine batırmış, bir kısmını maymun, domuz, yılan vesaire yapmış. Resulullah bunu bildiği için Miraç'ta Allah'tan bunu söz aldı. Sen varken bu senin kavmini helak etmeyeceğim dedi. Ama şeyi Resulullah hatırlatmadı. Ya Rabbi ruhlarını da yapma demedi. Yani simalar, domuz, yılan, köpek yapmadı da eskiden aynı yaparmış. Bedeniyle ruhuyla aynısı. Ondan sonra fakat ben onları helak etmeyeceğim ve hayvanlaştırmayacağım. Bedenen söz verdi ama ruhen öyle değil. Ruheni de demedi. O ruheni unutturdu. Onun için şu anda bedenen insan sihreten, ahlaken hayvan gibi demiyor. Allah şahit olsun hayvan bile değil, kerenamu berumada. Hayvandan daha aşağı. Hayvandan daha aşağı. Hayvanın gene bir kuralı vardır. Et için kavga ederler, kemik için kavga ederler. Kavga ettikleri köpek, kemik bittikten sonra dost olurlar. Üstelik. Tamam mı? Onun için rahat olun. Beklenti içinde girmeyin. Dümeninizi tutturmaya çalışın. Koruyucu hekimliğe başvurun. Bozulduktan sonra sarılmayın. Gücünüz yetmez. Bozulmadan önce ufak bir koruyucu hekimlik o. Ufak bir gayret sizi suyun üstüne tutar. Panik yapma, dibe batarsın suda. Yoksa kendini bırakırsan suyun üstüne durursun. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Farklı farklı şey. Değmiyor be kardeşim. Bugün överler seni. Üstadın şeyidir. Yarın söverler. Sen bunlarla meşgul olma. Vay abi dersin havalara gidiyoruz. Bütün sıkıntılarımı unuttum diyen adam. İzahlı ders yapıyor diyor. Anladın mı? İnsanlara sakın güvenme. İşine bak. Peki. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Doğru düşünce malzemeleri. Yani doğru düşünmek istiyoruz. Ama malzememiz yok. Sistem kaliteli. Araban çok iyi kahpur ama yakıtın kalitesiz. Su katılmış. Yani peki ne işe bu kadar niye üzerine duruyorsun? Ne kadar ne düşünüyorsanız olsunuz. Ne olmak istiyorsanız oradasınız zaten bu akşam. YouTube'a girdiği zaman ne olmak istiyor, ne hissetmek istiyorsa, neyi düşünmek istiyorsa ona giriyor. Anladın mı? Sorgulamak da bir disiplini, bir yöntemi gösterir ve olmalı.
kendini sorgula, hayatı sorgula. Yani bu kadar bedihi bir hakikat unutulmuş. Mesela usta bedihi bir şey yazmadım dedi. Öyle mi? Öyle. Peki ölüm var diyor. Kimse inkar edemez. Kabir var diyor mu? Peki Allah Allah demezler mi abi? Allah. Bundan daha bedihi ne olabilir? Yani Allah aşkına yani iyi ki söyledin. Bilmiyordum. Tam da niye dedi? Ölüm var. Harun sence niye dedi? Kabir var hiç kimse inkar edemez. Çünkü insanların aleminde öyle bir şey yok. Bitmişler. Ölüm, öleceğim diye bir şey yok. Ölmeyeceğim diye olduğundan dolayı putlaştırmış hayatı. Ama ölüm korkusundan ölen var bugün. Ödü patlamış. Öd denen bir şey var, zehir galiba. Neyse patladı ve öldü. İki kişi biliyorum şu son 6 ayda. Bugün saat sabahında ölüyorum galiba, ölüyorum dedi, ölüm titremeye başladı ve koltuğa düştü, ölüyordu. Haf-u mert, mertin hırsı hayat zilleti getirir, asar-ı bediye. Mesela bizim köyde bir tanesini söyleyeyim, tek başına yaşıyordu. Ölümden acayip korkuyordu ama öyle bir insan görmemişti. Köye 112 girmeye başladı. Aaaa diye bizim köyler tabi dağdan böyle şöyle olacak ya. Adam burada, o dağdan gelene kadar bir 10 dakika var ama şuradan çıkınca 112'yi, sireni duydu. Kendisi de İmece'de gübre dolduruyor sepetlere. Yani insanlar gübre taşıyor. Ya dedi, gübre dolduran insan nasıl sağlam olur? Ya bu ne, kime geliyor dedi ya bu 112. Ya dedi, ya Allah dedi. Felacan'ın hanımı diyor, şeydir, diyaliz hastası. Herhalde onun için etmişlerdir. Onun için köye geliyor, hasta götürmeye. Yok yok, belki de bana geliyordu. Seni niye gelsinler dedi ya. Oradakiler. Doldur dedi gübreyi dedi, ya bırakmış o. Yok diyor, o bana geliyor. Korkudan düşüyor, ölüyor. Aa. İki, bir kardeşimizin kuyumcunun babası. Ne oldu baba dedi, yok kalp krizi geçiyorum. Yok tamam, kalp krizi geçirsen ben ne olur musun dedi. Yani sırtın olur, bilmem ne olur, kursarsın, bir sürü şeyler söyledi. Öyle değil mi oğlum dedi, evet dedi. Ay ya, rahatladım dedi. Yukarıya çıkarken oğlum ne olur ne olmaz demiş 112'yi. Şanlatmak için malzeme yapacağım ben bunu. 112'leri bunu, ya bir alsın, bir kontrolü gitsin de. Baba da sakin, biz de sakın olun. Çıktı ya, ben çıktı da. Ha iyi tamam. Siren çalmaya başlamış. Oğlum dedi, indi aşağıya. Kimi geliyor dedi. Ya baba dedi, geliyor işte de. Oğlum kime geliyor? Ben ettim dedi. Bakın ne var ne yok. Baksın dedi ya. Aslına bak. Aaaa. Düşüp ölüyor. Bu da 3 hafta önce. Bu sabah saat 10'da eli kesiliyor. Hem demişleri, bu da tek yaşıyor. Boşanmanın bedelleri. Hepsi boşanmış bu anlattıklarım. Köydeki aracı. Boşanmayacak. Tek yaşamanın bedelleri. Tek yaşamayacaksın. Bir de bedeline cemaatsiz yaşayanlar. Gidecek yeri yoktu. Eli kesilmiş. Kan akınca akar. Ya acaba devam eder mi falan sarmış. Ondan sonra çünkü komşusu duymuş. Ya gitmiş koca halıyı sarmış. Ya tamam lan işte durdu. Ondan sonra basit değil hemşire ya. Emekli. Halıyı sarmış. Acaba kan gider mi bu şey, hop dedi, sayıkladı, kaçtı duymuş. Hop geldi. Ölüyor. Tabi ecel geliyor vesaire. Diğerleri bahane. Sevgili kardeşim. Şimdi kendini kontrol edemediğin zaman her yol Mekke'ye çıkar. Hayatını sorgulamak için disiplin gerekiyor. Disiplin, kaydını yaşayacaksın. Langur lungur olmayacaksın. Estiği zaman estiği işleri yaparsan estikleri gibi sana verirler. Ciddi olacaksın. Yani samimi olacaksın. Yani hayatında, hedefinde. Ondan sonra endişe etmeyeceksin.
yani disiplin olacak. Hayatında prensiplerin olacak. Yani seni motive eden, seni yukarıya tutan, hayata anlam katan değerlerini asla hiçbir şeye tercih etmeyeceksin. Hayatına anlam katan, seni yukarıya çıkartan ve ümitli ve güvenli yaşamana vesile olan şeyleri asla ama hiçbir şeye tercih etmeyeceksin. Çünkü öyle yaparsan o da seni terk etmeyecek. Sen unutmadığın şeyleri o da seni unutmaz. Hakikat şöyledir ki, değer verdiğin en az senin kadar değer verir sana. Yani Risale-i Nur talebesini seçer. Ciddi olacaksın. Disiplinli olacaksın. Disiplin de askeri değil. Yani sağlıklı olacaksın. Ya. Hayatında okumaların, derslerin, kaydeli olacaksın. Estiği gibi yapmayacaksın. Tamam mı? Aa, bugün esti ya dersi gidin, bugün esti de kitap okuyun. Öyle bir, böyle bir felsefe yok. Böyle bir kainatı bunun için kurmamış. Böyle bir Allah, benim anladığım gibi kursaydı zaten bu kainatı kurmazdı. Tövbe, tövbe. Yani Allah'ın halik şeyi olsaydı şu insanların çoğusunu ben yaratmazdım. Abdel başka bir kayası var. Hmm. Hasan abi demin dersin başında da dedi. O öyle bir Allah. Sonsuz kudret sahibi. Yani esma anlatılacak gibi. Bu ne istiyor abi? Yani bizim anladığımız gibi değil. Yok. Siz vermişsiniz. Yani nedir şimdi orada bir adam kabak satıyor. Öbürsü berberlik yapıyor. Ben trene biniyorum geliyorum. Gafur abi maya satıyor. Yani bizim atladığımız çok şey var da sizin fark ettiğiniz yani bize söylemeniz nedir yani? Neye dikkat etmeliyiz? Şimdi bazen dedim ya başka bir şey diyeceğim. Bazen böyle yürürken kendimi orada görüyorum. Kendime dikkat ediyorum. Onu kollamaya çalışıyorum. Yapma diyorum. Gitme diyorum. Yürürken bu hayal değil. Tam halüsinasyon da değil. Bazen yolda kendimi iki tane görüyorum. Düşünmek değil böyle. Mesela bugün evde, yani dershanede, o kadar acayip ki yani sanki her şey böyle aslına doğru hava vakumu gibi gitti, hiç kimse kalmıyor böyle. Yani böyle yürüyor, yatıyor, kalkıyor, dolduruyorum, yiyorum, namaz kılıyorum dayı, Kur'an da okuyorum. Bu değil ya. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu Allah, bu bizim, benim anladığım gibi kainat ise kurmaması lazım. Bu değil yani. Veya benim anladığım bir Allah'ın böyle bir kainatı, böyle bir kainata da böyle bir anladığım bir Allah şey olmuyor yani. Başka bir şey. Orada artık öyle. Hani o kadar deniliyor veya ifade ediyor. Ama değil. Bu cadde, bu cadde değil. Dünya, dünya değil. Bu insanlar, bunlar böyle değil. Bu böyle değil. Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam, insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Uyku. Uyanıklık. Bak geldik. Yani en akıllısı da uyanacak gibi ama uyanamıyor. Cam açmadıkları için yoğun havadan dolayı kalkamıyor, ayılamıyor. Birisi şiddetli uyandıracak. Çok şiddetli uyandıracak. O da sana sahip çıkacak. Seni tutacak. Uyandırsın. Şahsi manevi seni uyandırırsa uyandır. Peki başka ne var? Şu kadar diye şey yapabilirim. Bu böyle değil hiçbir şey. Hiçbir şey böyle değil. Arkasıyla hiç ama hiç alakası yok. Kocaman çınar ağacını düşün. O kadar bir çekirdeği.
Biz çekirdeğiz. İnsan bir çekirdeğe benzer. Dünyası da bir çekirdek. Kainatın çekirdeği küre arz diyor 15. sözde. Kainat nasıl bir şey? Çekirdeğe bakar mısın çekirdeğe? Bıçakla yer. Koku var mı, tat var mı? Bak çekirdeğe. Bir de çınara bak ya. Ben bunları fark ettikçe o tanıdığım Allah daha da mı başka oluyor? Daha başka oluyor. Onun için mi yapıyorum? Evet. Tanımıyoruz yani. Tanımıyoruz. Ama iddia ediyoruz ve biliyoruz. Hiç değil. Tabii tanıdığımız kadar buradayız. Tanıdığın kadar onları terk etmişsin. Tanıdığın kadar o fedakarlığı yapmışsın. Tanıdığın kadar kitap okuyorsun. Tanıdığın kadar şekliyle namaz kılıyorsun. Tanıdığın kadarıyla dini hizmeti yükleniyorsun. Tanımıyoruz. İddia ediyoruz. Tanıdığın kadar dini hayata değer veriyoruz. Din gibi gözüküyor burada ama hayat içinde hayat. Usta da öyle diyor. Boyut içinde boyut. Din bu alemle hiç alakası yok. Bugün ben secdeye gittim. Dedim ya, secdeye gittim ya, yalan mı söyleyeceğim, Allah biliyor. Yani böyle tövbe estağfurullah, kafayı koydum ve vallahi. Kafayı koydum ama, bu değil ya dedim ya secde. Vallahi secdede dedim, billahi secdede dedim, bu böyle değil ya. Bu değil ya, bu başka bir şey olması lazım. Bunu dedim, oturdum tayyata. Namazdan çıkasım gelmedi bu sefer. Ki Allah şahit yalan deme, ben namazdan lezzet alıyorum. Farz olduğu için burada riya girmez. Farzda da riya yoktur. Vallahi namazdan lezzet alıyorum. Vallahi billahi secde koydum. Bu değil ya. Bu değil ya. Böyle bakıyorum. Bu sefer biraz uzasın diye 5'e çıkarttım tesbihi. Burada 3 okurken 5 yaptım. Ben bu değil. Garipsedim ya. Ama siz bana bakmayın tabii de. Sorgulamak da bir disiplini, bir yöntem. Yani hayatı sorgulamak gerekiyor. Paldır küldür tarzında bana gibi olmamalı hayat. Hayat serüveni. Paldır küldür böyle olmaması lazım. Farklı cümleler okuyorum. İslam'a aidiyetin kimlikli olmanın yanı sıra katılımcı ve üretken olmalı. İslam'a aidiyetin var ya, İslam'a aitsin, bir kimliğin olmalı. Onun yanı sıra İslam'a katılımcı ve İslam adına üretken olmalı. En azından bir ucundan tutmalı. Başka, batı bilmek ve yapabilmek üzerine bilmek üzerine kurulmuş. Batı bilmek ve yapabilmek üzerine bilmek üzerine kurulmuş. Oysa anlam arayışı merkezli olmalıydı Avrupa'nın. Bilmek ve yapmak üzerine kurulmuş. Oysa anlam arayışı olması lazımdı. Kavram bilmek arayışı aktif, şu an önde. Kavram, yani kavram nedir? Bilmek arayışı aktif şu anda. İnsanlar çoğu anlamak değil, bilmek üzerine sistemini kurmuş. Anlamın içinde öznesi, kaynağı var, kökeni var. Pazarcılık gibi. Yani aldım, sattım, aldım, sattım gibi olmamalı. Bu klasör doldurmaya benzer. Yani yürümek istersin, iz takip etmek istersin, yol var. Başka, yıllar yılı beni ben sanmışım. Yıllar yılı, ben
Ben sanmışım. En büyük aldanış burada olmuş. Ali. Seneler geçmiş. Beni ben zannetmiş. Aynada tenim. Aynaya baktım tenim. Kafamda tornavida dönüyor. Eğerler eğiliyor. Çekişte çakıyor. Belki bir şey yapıyorlar ya da tamir ediyorlar. Belki de tahrip ediyorlar. Aynaya baktım tenime, kafama baktım düşünceme, hayata baktım koştuğum şeyi, bunların toplamına ben demişim. Ben bunlara demişim. Aynadaki tenime, kafamdaki düşüncelere, peşine koştuğum şeylerin toplamına ben demişim. Biraz düşününce baktım ki kafamda birileri tamir ediyor, birisi kesiyor, birisi çakıyor. Kavramlar, olguların ve nesnelerin daima bağlıdırlar. Yani kavram, tabir, nesnenin, öznenin kendisine bağlıysa o kavram seni canlı tutar. Onun dindeki adı ihlastır. لِمَ تَكُلُونَ مَا لَا تَفَالُونَ Yapmadığın şeyi karşıya şey yapmıyor. Peki her yaptığımız şeyi karşıya söyleyip ona da tesir etmiyorsa illa sende sorun değil, onda sorun. Kavramlar olgularına ve nesnelerine daima bağlıdırlar. Bu bizde ilim maluma tabidir kabilinden oluyor. Simgeler ise anlam çokluğunu tevhide getirirler ya da tersinden anahtardırlar. Anlam çokluğuna bizi açarlar. Bir daha. Simgeler. Simgeler. Bir daha. Şöyle yapayım. Ha bu da söyleyeyim. Risale'nin dersi değildir. Biz bugün futbol maçı vardı. Futbol maçı seyretmeyelim diye biz bir araya geldik. Son söyleşi yapıyoruz. Bazılar dinliyor da Risale'nin dersi değil mi? Değil kardeşim. Risale'nin dersi değil. Sohbet edelim. Kahve bu. Kıraathane bu. Çay ve kahve içilen yerde sohbet ediyoruz. Yani böyle değerlendirsin. Bazen yerde duruyoruz. Risale'nin dersi yapmıyorlar. Siz misafirle gittiğiniz zaman, maç izlediğiniz zaman Risale'nin dersi mi yapıyorsunuz? Yok, maç izliyorsun. Ben de maç izleme yerine söyleşi yapıyoruz. Risale'nin dersi değil. Dedet yapacaksın, dedet. Pişt, 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 pişt. Simge, bak bir daha söylüyorum. Simgeler ise anlam çokluğunu... Simge, sembol var ya mesela, ezan, minare, tesettür. Simgeler ise anlam çokluğunu tevhide getirirler. Mesela mezarlıkta Osmanlı mezarlığı. Ne anladınız orada? Ha, burada bir zat yatıyor. O kadar mı? Tarihe götürüyor değil mi mesela Osmanlı'ya götürüyor? Bir sürü ne kadar tarih bilgi varsa simgeler... Farklı farklı anlamları sanki cem etmiş, sembol olmuş. Peki nedir o? Şair dediğimiz o, seni devamlı canlı tutan, aslında bağlayan, daima cennete seni götüren bir enerjidir. Gözükmeyen bir bağdır. Şair, navigasyon gibi. Sen navigasyonu bağlarsınız, yolu seyredersiniz ama tutayım dersen şu, çekil lan. Navigasyon bağlar mı? Tutabilir misiniz? Şair böyledir. Bu semboldür. O uyduya bağlamana vesiledir. Evet. O uydu haşa Allah. Bu mezar taşı buradaki uyduyla telefon arasındaki bağın adı şairdir. Kendisini burada ifade etmiş. Senin öteye bağlı. Konuşurken ben biraz tahtaya çıkabilir miyim abi? Çık. Ama fazla durma. Yok, fazla durmayacağım. Çünkü bu asırda bugün beni çok öne çıkanlar öne çıkmış oluyor. Çok çarpıldım. Çok çarpıldım. Bitireyim şey sen yaparken. Simgeler ise anlam çokluğunu tevhide getirirler ya da tersinden anahtardırlar. Yani simgeler anahtardır. Mesela
İçerisinde düşünün, her çeşit meyve olan bir salonu düşünebiliyor musunuz böyle? Ötüm anlayabilecek misiniz? Karpuzun bir şey yapın. Nar var Ali. Hepsini biraz koyup 5-10 tane sayabilir miyiz? Mandalina yapalım, portakal yapalım. Ha, muz yap. Başka çay koyalım. Kaç etti? Elma koyalım. Şeftali koy. 10 tane olmuştur. 100 metrekare. Oraya bir anahtarla giriliyor. Şimdi o meyveleri ancak o anahtarla yersin. Şimdi o anahtar ona meyveye benzer mi? Kavram böyledir. Kavram böyledir. İhram kumaşa benzer mi? Evet. İhram kumaş mıdır? Kumaş diye isimlendirmişiz. İşte et kemiğe büründün, Ali diye alındın, anıldın. Eğer şeyin yoksa anlatacaksan şey yap, ben durayım. Yok abi, siz yok. O zaman birkaç dakika sürecek bu. Tamam abi. Matematikte sıfırdan başlıyor. Matematik sıfırdan başlıyor. Aşağı doğru, yukarıya doğru. Ne olursa olsun bir mihengi nokta var. Nispet edilen bir nokta var. Kaldırırsanız matematik yoktur. Sıfırı kaldırırsanız matematik yoktur. Matematik yoksa hiçbir fen yoktur. Her fenin nefs-ül emirde vücudu vardır. Fizik deyince mevcudat vardır. Kimya deyince var. Matematik deyince vücudu yoktur. Kanun matematik. Gibi ha? Kanun gibi. Kanun gibi. Daha arkası. Bak, matematik vücudu yok. Kimyanın vücudu var. Ha şu. Vücudu var. Tıbbın var. Matematiğin vücudu yok. Vücudu harici giydirilse abi ona ne olur? Bakalım. Şimdi ama hiç kimse sormaz matematiği niye görmüyor. Her şeyi tanımlayan, her şeyi anlamlandıran, her şeyin sahibi gibi gözüken matematiğin vücudu yoktur. Ve dünya cinsinden değildir. Alem-i şehadete benzemez. Yok ya. Beşin vücudu var mı? 5. 5, 7 daha 12. Nerede Ali? 5 deyince şundan başka ne hatırımıza geliyor ki? 5. 5 bu değil ki. Onu öyle ifade ettik. Sıfatlarıyla anlıyorum. Matematik sıfırdan başlıyor. Sonra 1. Sonra 1 oluyor. 0 oluyor. Sonra 1 oluyor. Tıpkı la ilaheden sonra illallah gelmesi gibi. La ilahe sıfırdır, illallah birdir. Sonra iki yoktur. Sıfırla bir arasını katla iki demiş. İki tane bir demektir. Üç demek, üç tane bir. Matematikte tek bir şey vardır. Başka hiçbir şey yoktur. Bir vardır. Sıfırla bir. Var yok. La ilahe ile illallah'tan başka hiçbir şey yok. Seni alacağım yani. Hı? Şunu bitireyim. Bitireyim. He. Anladık mı? Hani ama matematiğe o kadar alışmışız ki. Matematiğin vücudunu soran yok. Matematiği kim yarattı da diyen yok. Matematik her şeyi ortaya çıkartan ama kendisi vücudu yok. Nasıl her şeyin hakikati matematik ama kendisinin vücudu yok. Her şeyin vücudunu o ortaya çıkarıyor ama kendisinin vücudu yok. Hiç kimse bunu sorgulamazken bu mevcudatın sahibi olan Allah'a sorguluyor. Allah tipi nasıldır? Allah'ı kim yarattı? Matematiği kim yarattıysa. Matematiğin önü yok ki. Allah'tan önce ne vardı? Matematiğin öncesinde ne vardıysa. Matematikte sonu yok. Bir bana söyler misin bir son? Matematikte son. Son dedin tamam oraya. Artı bir yapabilir misin ona? Yaparsın demek sonu yok. Yok ya. Nirvana'da, Buda'da böyle Budizm'de. Nirvana duyarsınız. Onu da kullanayım dedim de merak edersiniz. Koca kitaplarını okursun, okurlar. Nirvana bu anlamda sıfır demektir. Artık hayatın, dersin başında söylediğim gibi hayatım yani. Bu ne ya?
yani düşünce bile köleleştirmiş demiş. Yani düşüncelerim beni bile köleleştirmiş. Ben beni köleleştiriyorum. Daha ilerisi var mı demiş. Yani düşünceler beni bloke etmiş. Kendi düşünce. Aklıma bela olmuş. Ne yapayım? Birden çıkmam lazım. Sıfır olacağım. Usta demiş ya kendine vücut rengini verme. Bunun adı, o tepenin adı Nirvana. Oraya çıktın mı tamam. Sıfır. Kimse yok. Bir sayı gibiyken kavramdır. Bir sayı gibiyken Allah birdir. Bir sayı gibiyken aslında kavramdır. Merkezli düşünmenin ilkesidir. Yani bir kavramdır. Bir şeyi etrafında düşünmenin simgesidir bir. Sıfırın etrafında düşünmektir. Hani birden sonra iki idi. Bağlı olduğu merkez etrafında düşünmenin adı birdir. Çünkü onu oraya koyan bir sıfırdır. Sıfır niye sıfırdır? Bütün sayıların kaynağı iken kendisinin hiçbir tanımlaması yoktur. İçi boştur. Hiçliğini bildiği için birdir. Bir ise o hiç o yuvarlan içen sıfırın içerisinde kendine benlik verdi, sıfırı yırttı, takti açınca bir oldu. Yani bir sıfırın açılması o yayı kırdı, yay düzlendi. Sonra o yayı odun gibi attık tak 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 katlana katlana gitti 3-5 oldu 7-8-9 oldu. Her şey simge sanmadan ya. Her şey simge. Dersin başında dedik hiçbir şey olduğu gibi değildir. Devam. Dur daha. Bir sayı gibiyken kavramdır. Ne demek? Merkezli düşünmenin ilkesidir. Yani biri yapan sıfırdır. Sıfır merkezli düşünmek. Bir, ikiye göre düşünmez. Çünkü yok. Anlam almış çünkü. Bir, anlamını anlamsızdan, mayen olmayandan alıyor sıfırdan. Tamam mı? Her şey olan sıfır, bir şey olamadığı için sıfır dermiş. Her şey olabilirken bir şey olmamış. Her şey olmak kabiliğinde kalmış. Ali buradayız değil mi abi? Biraz uyduruk felsefe oluyor ama ama bu varlığı anlayışımıza malzeme yapacağız yani. Kimisi bu dünyada biriken sıfır merkezli düşünür. Yani varlık vardır, yokluk yoktur. Varlık vardır, yokluk yok. Sıfır sıfırdır, bir birdir. Birinci yol. Sıfır sıfırdır, bir birdir. Varlık vardır, varlık yok yoktur. Yok da yok. Vardır. Yok, yoktur. Bu varlık kavramını hareketsiz kılar, bu varlık kavramını hareketsiz kılar ve donuk olur. İndirger, değişime ve dönüşüme yok olur. Ondan sonra değişir artık o kavramlar. O merkezli olur. Ama her şey, koca bütün varlık matematik sıfır üzerine kurulmuş. Her şey o nispetle yorumlar, o merkezler. Sıfırda Adem-i merkezisiz, merkezsiz düşünmektir. Bir, kayyumiyet midir abi? İşte bakın sıfır Adem-i merkezsizdir. Yani merkezsiz düşünmek, merkezi yok. Sıfır. Eksi biri mi artı biri mi? Hayır. Orada düşünce var mı ki abi? İşte. Düşündüğün anda bir oluyorsun. Merkezsiz, tanımsız, varlık anlayışımızın dışında düşünebilmenin adıdır sıfırlanmak. Yok olmak. Hiçliğini bilmek. Hiçliğini ne ile bileceksin? İlim ile. İlmin öyle bir noktası var ki hiçtir. Nedir o? İlmin de yok olmasıdır. Hiçliğini bilmek. Eğer hala bir şey biliyorsan hiç değilsin. İmam-ı Rabbani dediği gibi
Öyle bir makam vardır ki diyor, Lef-i Mahfuz'dan sonra Lef-i Arş-ı Azam geliyor ya, orada konuşmak yoktur. Eğer ben falan yerdeyim diyorsa, orada konuşmak olmadığından konuşuyorsa, orada değildir demektir. Kelam bitiyor orada. Kelam orada bitiyor. Evet. Şimdi yakında Allah nasip ederse, konuşmuş muyduk pazar? Kelam akla benziyor. Çok korkunç bir şey bekliyor bizi. Pazar mı ne olacak? Kelam akıl gibi. Ustad kelamı akla... Takul dedim abi. Takul. Takul. Kelamı ustad akla, akılla, aklı kelamla, kelamı akılla, aklı kelamla, kelamı akılla, aklı kelamla. Üç defa ettim kafanıza kalsın diye izah ediyor. Zaman burada yani o zaman. Zaman, mekan hepsi sende. Peki, burada durayım. Gel anlatacağını gel bize anlat. Sen Ali, şunları da bir an, o arada iş yap. Yani bir havasızlık mı var yoksa bir ateş mi var ortada? Her şey var. Havada. Hadi bakalım için. Şöyle yapacaksın böyle. Kapı nasıl yapsın hocam? Gözükmesin, hayır öyle yapma. Açma. Dik yapabiliyor musun? Hayır. Onu aç, bir şey koy, biraz yarım açık al. Ha, onu şeyi indir. Tamam. Şeyi indir. Açıdan gözüküyor. Nerede değil mi? İngilizce. Tamam. Şöyle. Yok. Değil, işaret açamadık ya. Ben değilim de. Takul, bu kelam gözüküyor hiç. Hem de muhakemat gibi yerde. İzah abi. Soldaki. Ben de öyle. Geçen pazar var mıydın sen? Var. Biz bir geçen pazar neye konuşmadık? O değil, değil mi? Tahayyül, şey, basar. Şimdi abi, ilk kamp hasbelkader bir şekilde Afyon'daydı. Ben de hani bir şey olduğundan değil de tevafuk artık bir şekilde orada bulundum. Orada size sormuştum ki, cismaniyet derken beden mi demek istiyorsunuz? Siz bana şöyle bir baktınız. Dediniz ki içinizden, şimdi ben buna cismaniyet nasıl anlatayım ya? Ondan sonra uzun cismaniyet dersleri oldu. Ve üçte biri oldu daha, itmedi biliyor musun? Üçte biri oldu daha. Zeytinburnu yıkıldığı için. Evet. Dershane devam edecek. Zam bitmedi. İnşallah devam edeceğiz abi. Zam bitmedi. Geçen gün burada abi namaz kılarken şöyle bir şey düşündüm. Şimdi mesela siz anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz ya dersin başından beri. Biz aynıyız. Değil mi abi? Ben aynıyım. Ama şimdi bakın, bir ceset var, bu mu ayna? Bir beden var, bu mu ayna? Bir de cismaniyet. Cisim var, bir de cismaniyet. Cisim var, bir de cisim de var. Neyse kalsın, tamam. Heh, şimdi ben kafamda şey yaptığımı söyleyeyim de, düşündüm ki acaba Hasan abi bana orada acaba şöyle çok cüz'i bir kelimeyle lat diye bir cismaniyeti söyleyebilir miydi acaba derken, o gün namazda şöyle bir şey düşündüm abi. Nereden esinlendim biliyor musunuz abi? Siz pazar günkü dima dersinde dediniz ya, bazen ben yeni çıkıyorum, beni izliyorum. Ben beni izliyorum. Şimdi aynı olan çıktığımız mı? Yani benim hayvanım mı? Benim hayvanım mı ayna? Yoksa çıkıp bakan mı ayna? Bence bu. Yoksa daha da geride olan mı ayna? Bu hangisine yazıyor? Şimdi ben sanki düşündüm ki Hasan abi, hiçbir zaman düşünceye beni iten biraz da pazar günü yine okuduğumuz son paragraf abi, hani tasavvurdan bahsediyor. Lakin rüyadaki tasavvurun, şey, tahayyülün ve hayalin, kuvve-i hayaliyenin hareketinden çalışmasından bahsediyor.
Yani bu her noktada var. Yani şu gördüğümüz nur bir noktada su bu şekle kadar dönüşmüş abi, değil mi? Dönmüş, kuvveti şu bu falan böyle. Mesela pil simsiyah, bakıyorsunuz aydınlık, nur, ışık saçıyor. Şimdi yani tahayyül, tasavvur, şu dima hiçbir şekilde yok olmuyor. Yok olmuyor abi, tamam mı? Hiçbir zaman yok olmuyor. Bu hiçbir zaman yok olmuyor, sadece dönüşüyor. Pilin içindeki o siyah kömür ile şu nur ne kadar farklıysa bizim tahayyülümüz, bizim dimağımız ve vicdanımız ve kalbimiz aynı şekilde o kadar farklı ama kesinlikle yok olmuyor gibi düşündüm. Şimdi abi ben diyor ya hayvanını öldürme. Hayvanını öldürmüyorsun abi. Şimdi ben dimağım, dimağ ve vicdan bütünlüğünün ruh aynasındaki yansıması mıdır acaba cismaniyet? Bütünlük bu mudur acaba diye düşündüm. Yani aslında çünkü neden? Abi hiç yok olmuyor. Yani hiç yok olmuyor. İşte bu bütünlük. O bunlar var ya abi. Bunlar hep burada abi. Şimdi az önce ne dedin? Zaman nerede? Burada. Siz de dediniz ki her şey sende. Her şey bendeyse bu ben bu değil abi. Bunu at çöpe. Heh, burada da bir şeyler. Bu da ayna. Bu da öyle. Ama burada neye yansıyor? Mesela şununla şunun bütünlüğü burada yansıyordur. Ama kalp bütünlüğü olarak yansıdığı nokta ruh ise işte bu benim cismaniyetimi oluşturuyor. Bu benim bütünlüğümü oluşturuyor. Ben emri itibari ve emri nisbi diyorum. Emri itibari benim örf, anane, gelenek ve göreneklerim ile harmanlayarak emri nisbileri içeri atmış olduğum hal. O halde ben şuradan ve buradan çıktığım zaman emri nisbi kalmıyor mu abi? Hayır. Emri nisbi hep var abi. O zaman emri nisbi hep varsa emri nisbinin hep olması için benim bu dimağımın da hep olması gerekiyor abi. Ve dima ve vicdan bütünlüğünün ruh aynasındaki yansımasının adıdır cismaniyet diye böyle kısa bir tanımlama olabilir mi diye düşündüm abi. Evet olur. Ve çünkü cismaniyet cennet ya. Cennet cismaniyettir. Peki cennet nedir? Esma'nın perdesi tecelli ettiği yerdir. Peki kime göre? Herkese farklı. Peki oradaki cismaniyet nasıl olacak? Ruh ailesindeki ortaya çıkandır. Evet. Yani bu hiçbir zaman yok olmuyor abi. Yok öyle bir şey. Ve hayvanını öldürme diyor ya Üstad abi. Yani şu, mesela az önce Nirvana'dan bahsettiniz. Yani bu da tevafuk oldu abi. Nirvana'dan bahsettiniz ya, Nirvana hayvanını öldürüyor belki. Şimdi onunla birlikte bunların bütünlüğünü yansıtabiliyor musun? Hem şehit hem şahit olabiliyor musun? Mevzu orada abi. İşte bizim İslamiyet, Müslümanlık burada öne çıkıyor abi. Evet, dima şehit, şahit, evet, vicdanla şehit, evet, cem ediyorsun. Onun adı da rüyet. Kafur abi, Beşiktaş senin kafanı çok karıştırmış. Allah'tan bir kere gittin, ha ikinci gitsen ne olur. Peki, soru var. Niye enfusi dersler lezzetli oluyor? Ve merak verdi. Niye enfusi derste zevk buluyor? Dış dünyada zevkler var, iç dünyada sıfır var. Sıfıraya kadar devam eder. Nereye kadar devam edecek? Dış dünya, iç dünyaya göre varlıktır. Birdir varlık buralar. İç alem sıfır. Yani bu sesi kulağına kadar geliyor. Kulaktan sonra ses yok artık.
buraya kadar, kulağına kadar bir kulağında artık iç kulakta vesaire beyne elektrik indirgeniyor. Ondan sonra o dimağda sesin içerisinde yüklenen dimağ, kar, vicdan, latife insaniye, duyguları ister, hepsini bırakıyor. Ha? Hepsini oraya bırakıyor. Onun için birler sıfırlanmaya doğru hareket etmesi çok hoşuna gidiyor bir. Bir kere baba memleketinden atılmıştı. Onun için tekrar merkeze dönmek istiyor. İnsan aslına dönüş olduğu için keyif veriyor. İnsanın en çok lezzet aldığı şey kendisi mi abi? Kendisidir. Mesela, affedersin, mesela elmayı ısırıyorsun, elmadan aldığını zannediyorsun. Yani cinsellik, karşıdan aldığını zannediyorsun. Oysa elma da vesaire de sendekileri uyandırır. Evet. Mesela ilim öğrenin, zahir de böyle. Huvel zahir dediğimiz budur. Doğru yani, elmadan alıyorsun. Ama huvel batın böyle değil. Mesela zahirde ilim alıyorsun. Ama batınen bu aldığın ilimle sendeki zaten her şeyin haritasısın. Her şeyin hulasası sensin. Aldığın ilimle sendekileri uyandırıyorsun. Batında almak yok. Çekirdekte zaten ağaç var. Ne yapıyor? Topraktan, sudan, güneşten alıyor. İçini, kendisini inşa ediyor. En lezzetli şey sensin. En çok da uzak, en çok da gafil biz bizeyiz. Her şey sende. Ne ararsan şan bu arada, hakikati kendinde arar. Sen sende ara. Seni başka yerde ara. Başka bir yer okuyayım. Bir şey sorabilir miyim abi? Hı hı. Peki bu tarz mesela enfüste ilerlemek niye çoğu insan bunu şey yapıyor yani yapmıyor bu tarzı denemiyorlar bu yolda gitmiyorlar? Varlıkta yani çok hususi kalmış tabii, tarihe evet. Baktığımız zaman. Evet tarihe bak. Varlıkta baktığın zaman mevcudat çok hayat sahibi az. Hayat sahibi çok zişuras. Yani insanlığa bak, 8-9 milyar, 1 milyar, 1,5 milyar Müslüman. 1 milyarın içerisinde 1,5'a mücedidi bilen 15-20 milyon, 20 milyon. Onun için böyledir. Kalite yükseldikçe çap ufalıyor. Onun için kolay değil. Peki enfüs çalışılarak mı olacak bir şey yoksa Allah'ın özel inayeti var mı burada? Allah'ın özel inayeti olmayan hiçbir yerde yoktur da fakat onu değerlendiren Allah'ın özel inayeti cama güneş vuruyor, perdeyi açmak. Perdeyi açmak. Mesela şu anda kalkıp gidebilirsin. Bir daha gelmezsin. Ben ne anlatayım bu işte. Gayret gerek. Televizyonun karşısına kalkıp geleceksin. Televizyonu muhatap olacaksın. Gece 12'lere kadar ondan sonra yatarken of be, ne kadar huzurluyum elhamdülillah diyeceksin. Emeğe hakarettir. Böyle bir şey. Hayata anlam verebilmek bir sanattır. Bunun üzerine çok duruyorum Gafur. Evlilikte 10 tane madde var. Yani küfür. Tamam mı? Küfürde. Mesela birinci madde diyanettir der. Ustad ve diğer ulema, selefi salihin hep böyle demiş. Ustad da hep böyle demiş, bir yerde dememiş. Bir yerde sireti demiş. Seciye. Seciyeten ve diyaneten diyor. Kastamonu'da. İlk önce ahlak. Şimdi üçüncü sırada evlilikte sanat var. Sanat, yani kadın ne iş yapıyor, erkek ne iş yapıyor değil. Hayır. Sanat nedir? Hayata anlam verebilmek, disipline olmak bir sanattır. Kendini yönetebilmek diyebilir miyim? Sen kendini yönetebilmek. Sanat. Bu da hayatını disipline etme ile yöntem, gaye, felsefede ilke derler. Gaye, ilke ve bütünlük de mümkün. Bak nereye? Hayata anlam verebilmek sanattır. Yani hayata
Niçin herkes farklı bakar? Sanat, sanatkar olacak. Yani toprağı alıp, altına taşı alıp heykeltıraş insana benzetiyor. Sanattır. Bu da hayatını disipline edecek. Yani hayatın belli olacak. Sana baktıkları zaman bu vallahi ne yapacağı belli değil. Değil. Bugün aşamadır. Gafur'un dersi vardır. Akrabası da böyle diyecek. Evi de öyle diyecek. Ha? Bugün cumartesi, eskiden Zeytinburnu umumi ders yerimiz. Bu dersler zanniye kaldı. Umumi ders yapma yerimiz yok ya. Bazen düşünüyorum. Umumi ders yapma yerimiz yok. Yıktılar şeyken, hapisteyken. Adamların 1500 kişi, 1000 kişilik yerleri var. Adam yok. Adam yok. Allah'ın türlü türlü tecellisi var. Yani bu dersler zan dersi var. Yarı kaldı. Bir de ne kalmıştı? Cismaniyet yarı, yarım kaldı. Bir dirayet dersi var. Bir tane oldu abi. Evet. Polat. Dirayet. Polatlı. He ya abi çok zor yani. Dirayet. Basiret. Feraset. Feraset. Bunlar çoğu hepsi kaldı. O ders yapacaktık. Çalışmıştık. Vefa bir tane yaptık. Üç taneydi. Olur inşallah abi ya. Allah'ımıza. Çok şey için ben muzdarip değil. Sahibi düşünsün. 1500 kişilik mekanı verip 5-10 kişi, 50 kişi insan koymuş. Bazılarına da bu sermayesi var. Ortaya çıkacak mekan yok. Kaderiler. Ne zaman, ne zaman biz, ne zamana kadar bu, ne zaman adam olacaksak verecek. Ne zaman biz kendimizi düşünceden çıktığımız zaman biz ben olmaktan çıkıp biz olunca o olacak. Yani arabanın mazotunu düşündüğün kadar dershanenin dershaneyi düşünürsen bu olacak. Senin mazotun bu. Devam. Benim işim bu. Herkesin işi farklı. Allah'ın da işi var. Doktorun da farklı, onun da farklı, benim de farklı. Karıştırma. Yaşarken anlamak, sonra da kavramak. Yaşarken anlamak, sonra da kavramak. Düşünceleri yöntemle bütüne getirmek ve kıblesine koymak. Yoksa Allah muhafaza ya kendini putlaştırırsın ya şirke düşersin. Bir daha düşüncelerini yöntemle, edile-i şeriye ile bütüne getirmek ve kıblesine koymak. Edile-i Nuriye vardı ya. Edile-i Nuriye'de hatırlar mısınız? 4 taneydi. Ha sayın bakalım. Yani doğru düşünce yöntemimiz. 1. Hakikati bulamayan hayalata sapar. Ha şeyi demiştik abi ya dur. Lübbu bulamayan kışırla meşgul olur. Muvazene ve muhakeme kaybeden ifrat ve tefritte düşer. Hadi bakalım. Çok aldanın. Çok aldanın. Eyvah eyvah. Ya bunlar bilmiyorlar abi. Ben hemen söyleyeceğim şimdi size abi ya. Lübbü bulamayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Bekledim söylersiniz değil mi? Hadi bak söyleyeyim. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Sana başkası anlam verirse sen olmaktan kendine göre çıkmış olursun. Kendine sen anlam vereceksin. Bir daha. Sana başkası anlam verirse sen değilsin. Öyle inanırsan sen o oluyorsun. Kendine sen anlam verince sen olacaksın. Kur'an aklının dilidir. Bunu kaçırmayın. Kur'an noktalı virgül. Bu makamda Kur'an neymiş? Aklının diliydir. Felsefe ise
akıllar arasında münasebetlerin diliğidir. Kur'an aklın, bak aklın, aklının diliğidir. Bu aklı yapanın, bu aklı yapanın akıl var. Aklı yapan akıl var. Kur'an bu aklımızın, aklı olanın diliğidir. Felsefe ise akıllar arasındaki iletişim münasebetin diliğidir. Felsefe dediğimiz insanı düşünür. Sohbet çok hoşunuza gidecek. Demlenme dilidir. Sohbet nedir şu anda? Demleniyoruz. Çay demleniyor. Demlenmedir. Şimdi biz bundan uzaklaştık. Konferans, seminer vermeye dönüştük. Sohbetten çıktık. Seminer ve konferansa dönüştük. Aziz Sıdık kardeşlerim. Böyle resmi bir şey girdi. Yapması gerektiği için okuyor. Sen oku. Evet. He böyle bir zat ki. Dört. Sen oku. Öyle. Bu hakikati vardı ama. Böyle değil. Hazmede hazmede. Düşüne düşüne. Lubu bulamayan kışırla meşgul ol. Yani ne yapalım? Allah bereket versin. Öyle değil. Sohbet demlenmektir. Sohbet dili demlenmenin dilidir. Mehrini vereceğim ha. Ha? Mehrini vereceğim. Mehrini vereceksin. Öyle yok. Yani evlenirken kızın mehrini vereceksin. Mehrini vermedin mi haram olur. Yani tamam mı? Mehrini. Mehir nedir? Mananın mehri nedir? Dikkattir. Nazik ve nazininlerin mehri, yani kız nedir? Naziktir ve nazinindir. Nazik olduğu için nazlanıyor. Onu alabilmen, haram helal olmanın şeyi, nikahtır. Mananın nikah sana mal olması için bedel vermenin adı nedir? Dikkattir. Esrar. Sırlar demektir. Böyle geçiyorsun. Niye haram olmuş? Nikahsız geçtiğin için oralara. Sırlar necmas mı? Evet. Ama hakikatle sarhoş olursan, tabi nikahlı olduğun için vurgun yemezsin. O haletlere, o hissiyatlara nikahsız geçtiğin için, meyi vermediğin için haramdır. Bunlarda demlenme yoktur. Bunlarda demlenme yoktur. Ne vardır? Yani böyle sohbetlerde bilgilenme, malumatlanma vardır. Sohbet, başka bak sohbet, birbirini yok etmeyen, bak sohbet, kalkladım yazdım. Sen de bir şey varsa, katkı varsa çok iyi biliyorsun ki ifade edebilirsin. Ama konferanslar, seminerler nedir? Duracaksın, karışmayacaksın. Seminerler, o olmaz. Sen dinleyeceksin. Peki nedir o? Bunlarda demlenme yoktur. Ne vardır? Bilgilenme var, malumatlanma var. Sohbet ise, dershaneler sohbet yerine kalkmış, konferanslara dönüşmüş, seminerlere dönüşmüş. 1000 kişi mesela. Sohbet değil ki. Binler oldu. Binleri aşarsa konferans olur. Sohbet nedir? Birbirini yok etmeyen, birbirini anlayan ve anladığı ölçüde de birbirini koruyan, dışlamayan, buna musahip yani karşılıklı sahiplenmek denir. Sahipleniyor bir de. İtham ediyor. Biliyorum ha sen bilmiyorsun. Oysa sohbette böyle değil. Sohbette dışlamayan, ayrıştırmayan, ben sana hitap ediyorum anlamında değil, beraber müzakere yapabilmen, birbirini koruyan sahiplenmeyi doğurur. Mesela hangi konferansa giderseniz gidin, o konferansta ilk gördüğün vesaire hiçbir şey başına gelse gidip sahiplenmez. Ama bu sohbete gelen birbirine sahiplenir. Hastanesinin, cenazesinin düğününe gider. Öyle mi? Anladık mı?
Ben kendimi yıllardır kendim sanmıştım. Zahirde birbirine zıt olan fakat kaynakları bir ise eksi artı kutupları gibi. Bak zahirde birbirine zıt olan fakat kaynakları aynı. Artı eksi aküde merkezi aynı. Sıvı ortamı elektrik aksının. Ama bu hareketlenmeyi yapalım diye bunu artı demişiz, onu eksi demişiz. Kutup ama bir. Kaynakları bir olan elektriktir. NS kutupları gibi. Güney, kuzey gibi. Kaynakları bir. Ne bileyim, ne anlatırız işte. Abi hiç bitmiyor. Özür dilerim. Bir şeyler söyleyebilirim. şimdi abi bir eksi, bir artı kutbu var dediniz değil mi? Ya öyle beni alıştırdınız ki abi, hasta ettiniz beni. Ya şimdi tatlıya gelmeden yapamıyorum, aklınıza gelmeden. Çizmeden anlatamıyorum. Yok, şimdi anlat, orada anlat. Bir anlatayım azmış abi ya. Allah aşkına durun ya. Vallahi. Abi Allah aşkına, şuna bir bakın ama. Şimdi abi, bak. Şimdi abi, eksi dediniz ya. Eksi kutup. Şöyle uç devam ediyor. Şurada artı kutup. Bu da uç böyle devam ediyor. Şimdi, birleştiği zaman abi, eksi ve artı kalmıyor artık. Şu bir. Bakın daha uç muç kalmadı. Birleşti. Buradan ne çıkıyor abi? Enerji. Ampulü koy. Ampulü koyarsak buraya. Az sonra yapalım. Evet. Evet. Yanıyor değil mi abi? Şimdi niye bunu anlattım abi? Niye bunu söylüyorum? Acaba sizin anlattığınız şeyi ben anlamaya çalışıyorum. Akılla kelam sana bir nasıl birleştiriyor? Bu aynı mıdır? Aynıdır birleşirse. Ayrı mıdır? Biri eksidir, biri artıdır. Bu kelamdır, bu akıldır. Akıl, kelam girdiği yere aklı götürüyor mu abi? Girmez akıl, yok. Kelamın vurduğu noktadaki bu çıkan akıldır abi. Mesela ağzımızdan çıkan kelam, yaptığımız hareketler konuşmadır. O ikisinin konuşmadır. O neredeyse akılda oradadır. O zaman kiminle olduğuna, ne konuştuğuna bu nedenle çok dikkat edeceksin. Evet. Kaşhane der ki, Kaşhane diye birisi var. Hani müfessir. Kaşhane diye bir meşhur. Vav. Her şeyle her şey olan yöndür demiş. Vav'ın. Ama bak. Bu vav neymiş biliyor musun? Allah Allah. Vav her şeyle her şey olan yöndür. Her şeyle her şey olan yöndür. Ben de zaten anlamadığım için yazdım. Ben bunu buraya asarken ben onu anlamıştım da ne zaman anlayacaksınız diye bekliyorum. Peki başka bir cümle rahatlatayım size. Gelen gidiyor, gelmeyen de gitmez. Bir boyutta ölmek demek, diğer bir boyutta dirilmek demenin adıdır. Gelen gidiyor. Gelmeyen de gidemez. Doğmayan ölmeyecek. Bir boyutta ölmek demek, diğer bir boyutta dirilmek demek. Eşyada hareket kazandıkça kuvvetler ortaya çıkar. Hareket ivme kazandığında kuvvetler ortaya çıkar. Onun için müzakere lazım. Ruh hiçbir zaman hareket nasutta olmayan ama etkisi nasutta olan. Ne demek abi nasut? Yani lahut, ceberut, melekut, nasut. Yani burası alem-i şehadet nasuttur. Nasut. O zaman bir daha söyleyin abi son cümleyi. Yani ruh noktalı bir gün nasutta olmayan ama etkisi nasutta olan. Ruh alem-i şehadette değil, etkisi burada. Şöyle mesela, böyle de değil de buraya
canlı yayına alsak birisini. Mekke'den şey yapıyor. Adam burada şüpheniz var mı? Yok. Yok. Mesela. He tamam. Öyle değil mi? Allah Allah. Peki adamda şüphen var mı? Yok. Peki kendisi mi? Değil. Değilse nasıl bu kadar eminsin? Hemdir hem değildir. Ustadımızın tabiriyle aynadaki güneş. Güneş midir? Değildir. Değil de değildir. Ne aydır ne gayr. İşte ruh alem-i şehadette böyledir. Yani Gafur-i İyas'tan şimdi sen sen değilsin, sen burada da değilsin. Burada sen bir işlev yapmak için, bir vazife yapmak için buraya ekranda temessül ediyorsun. Sen burada değilsin şu anda. Sen sen değilsin. O da korkuyor. Gelmeyen ama he? Gelmiyor ya. Gelmeyen olmuyor. Gelemez o çünkü. Gelmeyen çünkü niçin? Burası zaten orada. Hani her şeyin bir sureti, gir içeriye, kaneti, gir içeriye, hakikati, gir içeriye, mahiyeti. Ruh burada suretiyle, bedenle şey yapıyor. Hı-hı. Kendini ifade ediyor. Hı-hı. Mesela Arabistan'ı yansıtsak adamı. Konuşuyor, evet diyor. Hiç şüphemiz var mı? Hayır. Ve Arap, bu tabela hiç görmeyiz. Mekke'yi görürüz. Yani tam yani perde bir örten manasında ama açan manasında Arabistan burada. Nasıl geldi? Hiç kimse sormuyor nasıl geldiğini. Yani nasıl geldi? Uyuyla. Şimdi burada bu beden tahta burada gözüken o ben dediğin iç taraf ama aslında burada değil. İşte ben az önce bunu anlatmaya çalışıyordum abi ya. Şimdi bu, anladık. Hasan abi anlatınca şimdi anladık. Bu değilsin. Evet. Şarkısın. Sen sen değilsin. Az önce dedim ya ayna olan hangisi? Burası. Ayna burası olan... değil. Hı-hı. Burası da burası değil. Tamam. Yani oradan çıkmış değilsin. Elestu bir Rabbik. Oradasın. Kim kimi izliyor Hasan abi peki şu anda? Ben onu, o da beni izliyor. Evet. İki tarafa da şey yok. Evet. Herhalde. Aynen. Ayna bitmiyor, ceset. Mesela aynaya baktığın zaman şaşırmıyor musun? Hep sen. Ayna bak. Dikkatli bak. Şaşırıyoruz. Sen senden nasıl şaşırır? Demek ki birisine bir yabanilik var. Ya ben yabancıyım ona, ya o bana yabancı. Onun için aynaya dikkatli bakmayın diyoruz uzun zaman. Böyle garibine gider. Çok bakarsan tırlattırsın diyeyim sana. Ben alıştım Hasan abi, akşama kadar bakıyorum. Ha, şey, berber ol. Şimdi, gözüne baksan öyle değil işte. Hasan abi kaç şey var? Göze konsantre ol böyle, hiç oynatma. Olamıyor, korkuyor insan kendine. Ben öyle korkuyor. 3 saniye durdum da. Çok korkunç oluyor. Kendinden korkuyor. Ve psikolojisi bozulur. Hep böyle gözün içine, oynatmadan. Tabii tabii, kendinden korkuyor insan. Denediniz mi abi ya? Evet denedim. Ne göz? İlk yani anlatamam nasıl anlatayım. Gözler ruhun aynası. Tamamen sanki sonra tutundum işte. Hangisine baktınız abi? Kim, bilmiyorum ki kim kime baktı. Yok yok hayır hayır. Hangi gözünüze baktınız? İşte biri yani çok çöktüm. Oğlan oldu. Ne kadar sonra kimse yoktu ya der. Ben tek kaldım işte. Ne zaman sonra o aynadan ayrıldığını da bilmiyorum. Allah Allah. Başkası yoktu orada. Ve ondan sonra söylüyorum, sakın bakma, uzun. Oyna, oyna. Öyle. İlk önce korku vardı, sonra o yok oldu. Sonra bakıyorsun, Allah Allah. Bir tuhaflık oldu. Hurafe, noktalı virgül, uğraştırma şimdi beni. Kavramlar olgularından koparılınca kelimeler var, olguları yok. Bak, kavramlar olgularından koparılmış. Yani bardak deyince bardak yok. Yani öyle bir şey yok. Yani öyle. Peki kelimeler var, olguları yok. Halk vardan var edilmişler demektir. Halk. Vara biçim verilmiş, yoktan değil bu. Halk. Allah yokluktan yaratmamış. Biz böyle demişiz. Yani şey nedir, ilim nedir?
Şey, Adem nedir? Vücud ilmiye perde olmuş imam. Allah bu kainatı hayat malzemesi, hayatla yaratmış, kudretle halk etmiş, ilimle şey yapmış, iradeyle karar vermiş vesaire. Aslında halk, şirk oluyor değil mi ve halk Allah yoktan var etti demek? Yani yok öyle denmez. Yok abi, öyle bir itikadımız da var yani. Yoktan var eden Allah diyoruz da. Yani biraz böyle şey yapsın. Adem'e mutlu. Vardan var edilmişler, biz vardan var edilmişiz. Halk da icat burada o zaman devreye giriyor. Evet, halk. Evet. İcat burada oluyor. Süreç halk. Biz vardan var edilmişiz ama biçim verilmişiz. Yoktan değil. Kur'an en çok beni etkileyen taraflarından biri de Kur'an'ın zıtlar birbirlerinden ayrıştırılarak verilmesidir. Mesela yani zıtları hepsi birdi ama zıtları ayrıştırarak vermiş bize. Celal ile Cemal saptırır, hidayet vericidir diyor. Her yerdedir diyor, hiçbir yerde değildir. Böyle. Kur'an'ın çok ilginç tarafı bu. Bunu pek nazara veren yok. Bir daha okuyayım. Kur'an'ın beni en çok etkileyen taraflarında biri de zıtlar birbirlerinden ayrıştırılarak veriliyor. Mesela Celal ile Cemal. Cemal de Celal, Cemal de Celal diyor usta. Allah diyor saptırır, hidayet verir diyor. Her yerdedir diyor, hiçbir yerde değildir diyor. Sen bunu tevhide getirerek oku. Yani karşıtların birliğiyle oku. Çok acayipmiş bu abi ya. Kıyamet kopmuş Kur'an'da. Zıtlar ayrı. Ne? Zıtlar? Kıyamet kopmuş yani. Kıyamet nedir? Zıtların ayrışmasıdır. Şimdi aleminde zıtlarını ayrıştırırsan zaten kıyametin koptu demek. Dağlar uçacak, denizler inecek, kıyamet kopacak. Kıyamet kopacak ne demek? Hayırlar bir tarafa, şerler bir tarafa, celal bir tarafa, cemal, imam bir tarafa, küfür bir tarafa. Aleminde bunu ne kadar bitirmişse zaten kıyametin koptu. Aya. Eve gidip de kıyametim koptu demeyiz. 112'yi çağırdım. Tamam, buraya kadar yeter çünkü ayağım bizi tıraş edecek. Zıtlar ayrıştır. Bak şimdi, işte o şey olsun, rahat edesiniz diye diyeceğim şu. Sen bunu tevhide getirerek oku, yani karşılıkların birliğiyle oku. Karşılıkların birliğiyle, imana bakarken küfür ile, hidayete bakarken dalaletiyle beraber oku. Aleminde karşıtları ayrıştır. Karşıtların birliğidir tevhid. Ona ayna ol. Allah'ın birliği değil tevhid. Tam birliği de lügat. Öyle değil, öyle bakma. Tevhid, hak, batıl, doğru, yanlış, hidayet, saptırmak vesaire. Ha, karşıtları var bunlar. Karşılıkları değil. Yani mesela insanın dili elmaya karşılıktır. Ama elmanın karşıtı yokluktur. Ateş de su gibi mesela. Evet gibi yani. Diyelim vücutlar. Yani tevhid karşıtlarıyla beraber, kendine cem ederek oku. Tevhid. Tevhid. Şey demişsiniz Hasan abi. Işığı ışığa tuttuğu zaman ışıklar birbirini gösteremez. Evet. Aynı cinsel. Evet. Bu olmazsa göremez. Evet. Yani ışığı böyle tut, bunu da böyle tut. Ama birbirine aynı olmaz. Göstermez. Nur. Karşıtları kendinde birleştirirsen ehad, karşıtları senin dışında birleştirirsen tevhid. Biri ehadiyet oluyor, biri vahdet oluyor. Ehad, vahidiyet. Vahidiyet oluyor değil mi evet abi? Yani ama ikisinin karşıyı kavşağı sensin. Peki bir yer var, onu da okuyayım kapatayım, olur mu? Yani şu kadar bir yer. Az önce de demiştiniz. De abi işte. Devam. Biz böyleyiz. Ama düğünlerde böyle yapıyorum, cenazelerde. Çabuk. Verdiğim dakikanın altına düşüyorum. Varlıkta geriye gidiş yoktur. Yani benim geliş yollarımı
ortada yok ki o yola geri gideyim. Hangi yolla geldimse bu dünyaya, o yollar yok hakikaten şimdi. Adetullah'ta hep ileri gidiş var. Zuhuratlar var. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Bu insanda da caridir. Ne demek yani? Yani mesela hani benim geliş yollarım var ya, hiçbirisi yok. Annem babam ahirete gitmiş. İstersen de şey yapamam. Bak, annem babam da gitmiş ahirete. Bir daha varlıkta geri gidiş yoktur. Yani benim geliş yollarım ortada yok ki o yola geri gideyim. Yani Hasan gidip abi, de gelen mi var? Hasan abi, ayet diyor yani tekrar bize döndürüleceksiniz. He. Tekrar oraya döneceksek aynı yol yok değil, başka yoldan gidiyorsun abi. Yani döndürüleceksiniz tekrar. Ezel, evet. Adetullah'ta hep var. İleri gidiş var. Zuhuratlar var. Doğmamıştır, aynı doğurmamıştır. Ne abi? Aynı yere gidiyoruz ama aynı yoldan geri dönüyoruz. Evet. Bu insanda da caridir. Yani doğmamış, doğurmamıştır insan. Nasıl bir şeydir? Yani gül goncası gibi, çekirdeğin ağaç olarak açılımın zuhuratı gibi. Ağaç çekirdekten doğmamıştır. Ağaç çekirdekten doğmamıştır. İçsel yapısı taayyum ve teşahhus etmiştir. Bu daima ve sonsuza dek devam ediyor, edecek. Bunlara sürecin bütünlüğü denir. Doğan da, doğulan da ayrı varlık değil. Hakikat meratipleri farklı. Çekirdek de ağaç farklı bir varlık değil. Hakikat meratipleri farklıdır. Ağaç çekirdekten doğmamıştır. Ağaç çekirdeğin taayyum ve teşahhus etmiş halidir. Doğmamış. İnsan annesi ile vasıtasıyla buraya gelmiş. İnsan beden değil. Beden doğmuştur. İnsan dedik. Beşer annesinden doğmuş. Yani anadan doğan beşerdir. İnsan doğmamıştır. Gelmiş. Beden doğmuştur. İnsan doğmamış gelmiş. Bir yerden bir yere arabayla gidiyorsun. Ama sen içinde başka araba var, sen başka. Sen araba mısın? Ben geldim. Neyle geldim? Arabayla geldim. Ha, bedenle bu dünyaya geldi. Beden arabayı da bir fabrika yapmış. Ama sen içinde başka. İnsan Allah'tan doğmamış. Sıfat ve esmaların zuhuratlarıdır. Bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan ruhtur. Ahiretten şüphe edenler bedenlerine ben diyenlerdir. Çünkü beden çürüyor. Bedenle ben olmadığıma delilimiz insanın simasının devamlı değişmesidir. Batının varlığının ifadesidir. Hasan abi ağaç dediğiniz şey yani. Çekirdekten doğmamıştır. Tahim ve teşahhus etmiştir. Tahim ve teşahhus etmiştir. Zuhurat etmiştir. Biz insan da beşer değil, insan... Beşer anasından doğmuştur, insan doğmamıştır. Tamam, doğmamıştır. İnsan gelmiştir. Peki biz mahiyeti zatiyeden tayin ve teşavvuz mu etmiş oluyoruz? Evet. Bir okuyayım. Ahiretten şüphe edenler, bedenlerine ben diyenlerdir. Çünkü bedenleri çürüyor. Bedene ben dediği için bedende toprakta çürüyor. Neresi ahirettir? Ya çürüdü bu. Doğru. Bedene ben diyenin ahireti yok. Ve o da ölecektir. Bedenle ben olmadığına delilimiz insan simasının devamlı değişmesidir. Batının varlığının ifadesidir sima. Kendine sahip olmak değil, tüm bu süreçlerde de var olmaktır. Yani kendine sahip ol, gafur dediğimiz zaman bu süreçlere sahip olmak. Mazar-ı esmaların zuhuratlarına şahit olmak. Nesne olmayı bırak. Nesneleri kullan, kendini inşa et, ihya et. Düşüncelerle dönüşüm sürecine girmeli. Değişmeden dönüşüme girmeli. Düşünmek, düşünebilmek kadar büyük nimeti ben bilmiyorum ki Kur'an'da ne kadar da az düşünüyorsunuz der. Düşünebilmek kadar büyük nimeti ben bilmiyorum.
Ki Kur'an ne kadar da az düşünüyorsunuz diyor. Zihin ise soyutlamak, akıldan farklı bak. Zihin ise soyutlamak, karşılaştırmak, mozaiği bütünsel yapmaktır. Zihin. Bir daha. Zihinde ise somut ve soyut var. Akıl somutla yapıyor. Zihin ise onları soyutlar. Sonra karşılaştırarak mozaik var ya, böyle bir mozaik düşün. Mihrapta bir mozaik var. Ayet-i Kürsi. 60 tane kale budur'da ancak Ayet-i Kürsi yazılmış. O Ayet-i Kürsi bilmez ama iyi bir kale budur ustasıdır. Onu dizemez. Kale budur ustasına somutçu, o yazıyı okuyana soyutçu. İkisi olursa Ayet-i Kürsi tamamen çıkar. Yani Hasan abi şöyle mi oluyor? Kainatta mesela ağaç rüzgardan oynuyor. Şu cümleyi bitireyim istersen. Bilmem ile olman, bilmen ile olman düşünce oluyor. İkisi aynı olur. İşte tam senin dediğin şey. Harbi. Yani bilmen ile olman düşünce oluyor. İkisi aynı olur. Sen ne dedin? Şimdi mesela kainatta biz somut olarak akılla baktığımızda rüzgar esiyor, işte ağaç kıpırdıyor. Ama zihne geçtiğimizde bu soyutta aslında o hepsi bir bütün mü? Evet, bütün. Onu mu demek istiyorsun? Zihin, vicdanda şu bak, vicdanda zihin, kafada da akıl. Bu buradan gelen somutları soyutlaştırır. Yani esbapları ayrı ayrı yapıyor. Evet, yapıyor. Müsemma eylemiş. Esbapsız direkt. Esbapsız çalışır. Bir bütün, bir insan olarak görüyor. Akıl esbapla çalışır. İlişki ve çelişkiyle çalışır. Yani kolumu kaldırmak için şu işte kaslar şey oldu, bunları tek tek sıralandırıyor ama zihinde böyle bir şey yok. Zihinde öyle bir şey yok. O zaman abi, kelamla akıl bütünlüğü diyorsunuz ya, o zaman bu kelam sadece akılla bütünlük değil abi. Yani bütün, yani kelam da her şeye yüklü değil mi abi? Kelam benim aklıma da hitap ediyor, zihnime de hitap ediyor, vicdanıma da. Evet, çünkü oralardan gelmiş. Evet, yani bütünlüğe hitap ediyor, ruhuma da. Ta ruhundan çıktı diyor kelam. Vâhir davâhum. En elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.